Selamünaleyküm kardeşler. Allah nasip ederse bugün Alper Bilgin'in Bilim Ne Değildir isimli eseri üzerine konuşacağız. Takriben 200 sayfalık kısa bir eser. Fakat Türkiye'deki çok fazla yanlış anlaşılma üzerine değindiği için bence derli toplu ve güzel bir çalışma. Başlayalım. Şöyle demiş sayfa 8. Türkiye'deki bilime ilgi, bilimi ve onun mimarları olan bilim insanlarını yüceltmekle mi sınırlıdır? Kanaatim Türkiye'de halk arasında bilime duyulan ilginin söylem düzeyinde kaldığı, bilimin sokaktaki insan için daha derin bir anlam ifade etmediğidir. Yani bunu Viktoryen dönemle karşılaştırmış ve oradan bilim yüceltilirken insanlar bilim konuşuyordu. Bugün Türkiye'de bilimi yüceltme, bilim insanlarını yüceltme ve bilim lafını yüceltmeden ibarettir. Yoksa içerik üzerinden konuşan kimse yok. Vaka da böyledir. Bence bu çok yerinde bir tespit. Türkiye'de bilim üzerine konuşan insanların çoğunun bilim üretmediğini, bilime çok abartılı ilgi duymadıklarını, tabii istisnaları ayırmakla beraber, halk arasındaki özellikle bilim yüceltmesinin biraz böyle bir durum olduğu vakadır. Kitap üzerinde Celal Şengör'ü bir örneklik olarak seçmiş. Yeni ateizm örneği olarak ve Celal Şengör'ün söylemleri üzerinden de konuşmaya çalışmış. Bence bu da kitabı biraz daha okunaklı, daha akıcı kılmış ve muayyen bir örnek üzerinden gitmesi. Mesela Celal Şengör'den bahsederek demiş ki, Big Bang gibi genel kabul gören ve çok kanıtla desteklenen bilimsel bir teoriyi ateizmle uyumlu olmadığı gerekçesiyle reddetmektedir. Kitap boyunca şunu şey yapmaya çalışıyor. Bilim yeni ateistlerin eliyle çok anormal bir anlamda tanımlanıyor. Bu yüzden zaten eserin adı Bilim Ne Değildir. Ve bir ateizm zarureti yaratıyormuş gibi ortaya konulmaya çalışılıyor. Bundan bahsediyor. Ve Celal Şengör'ün işte mesela Big Bang'i ateizme uymuyor diye reddetmesi aslında onun söylediğinin aksine bir bilimcilik değil. Yani bilimcilikten dolayı ateist olduğu söyleminden ziyade ateizminden dolayı bilimcilik söylemi, yani bilim ateizme hizmet ediyor gibi bir şekilde kullandığını ve ateizme hizmet etmediğinde bilimi kolayca terk edebildiğini göstermesi açısından kullanmış. Big Bang gibi genel kabul gören ve çok sayıda kanıtla desteklenen bilimsel bir teoriyi ateizmle uyumlu olmadığı gerekçesiyle reddetmektedir diyor. Diyor ki ben Celal Şengör'ü örnek olarak seçmeyi uygun gördüm sayfa 15. Çünkü onu Türkiye'de yeni ateist görüşleri temsil eden en ilginç örnek olduğu kanaatindeyim. Ve kitabın içeriğini tanımlarken şöyle şey yapmış. Bu kitap neyi hedeflemiyor? Bu kitapta Celal Şengör'ün konumuzla ilgili olmayan garip iddiaların eleştirilmesi de amaçlanmamaktadır. Bunları ele almıyor bir kitap. Veya bir röportajda mesela 1980 darbesi sonrası askeri hapishanelerde mahkumlara dışkı yedirilmesini savunurken, bu da işte bilimsel vesaire bir açıklama getirmeye çalışıyor buna. Bununla ilgili İlber Ortaylı'nın bu röportajın ona karşı kurulan bir art niyetli tuzak olduğunu söylemiştir sayfa 17. Ortaylı, Celal Şengör'ü savunurken Şengör'ün önemli bir bilim insanı olduğunun altını çizmiş, onun Rusya ve Avustralya Bilimler Akademisi'ne üye olduğunu, 3 dilde akademik eser yazdığını hatırlatmıştır. Ali Nesin de, Celal Şengör'ün ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin değeri olduğunu, insanların haklı olduklarından emin olsalar da Celal Şengör'e karşı hadlerini bilmeleri gerektiğini iddia etmiştir. Tabi burada bilimsel pozisyon, sosyal veya hayata dair veya ahlaki veya hukuki saçmalamaları bile meşru kılar bir done haline dönüşüyor. Aslında bir insanın çok iyi bir bilim insanı olması, onun başka konularda saçmalamasını meşru kılmaz. Bu bakış tipindeki probleme Alper Bilgili dikkat çekmiş sayfa 17-18'de. Ve bu yeni ateizmin şöyle bir hatalı yapı oluşturduğundan bahsediyor. Sayfa 26. Özcü bir yaklaşım oluşturuyorlar. Bu özcü yaklaşıma göre dinle bilim özleri gereği birbiriyle çatışmaktadır. Dolayısıyla beklenti bilim insanlarının tamamının din karşısında yer alması, din adamlarının tamamınınsa bilimin karşısında yer almasıdır. Yani kendileri böyle bir tahayyül içinde bulunur. Din ve bilim tamamen karşı karşıyadır. %100 bir karşıtlık vardır. Ve bilim insanıysan dine karşı olman lazım. Din dersen bilime karşı olman lazım ki bu halk tabanında özellikle gençler şeyinde öylesine yaygın bir şekilde kabul edilmiş bir propaganda ki klasikte boş bir ezber aslında. Ve bunu ele almış sayfa 26-27'de. Ve hani bilim din dogmatiktir, bilim ise dogmaları yıkmaya çalışır ve benzeri söylevden yola çıkarak sayfa 27'de. Bilimi mümkün kılan ve felsefede temel inançlar olarak anılan kabullerin bilim insanları tarafından sorgulanmadığına değinmemişlerdir. Örneğin doğada yasaların var olduğu, bu yasaların her zaman her yerde işleyeceği bilim insanlarının üzerine düşünmeyi gereksiz gördükleri bir kabuldür. Yani içinde yaşadığımız dünya gerçektir, algılanabilirdir, ondan sonra bir düzenlilik ifade eder. Bunların hepsi aslında bilimin üzerine kurulduğu zemindir. Bilimsel olarak ispatlanabilir değildir fakat bunları kabul ederek ancak bilim yapabilirsiniz. Bundan bahsetmiş ve şeyden örnek vermiş, Titov'dan. Dünyanın etrafında dönen ikinci kozmonot olmayı başaran Sovyet German Titov, 1962'de
düzenlenen Uluslararası Uzay Sempozyumunda uzaya çıkmasının dini inancını değiştirip değiştirmediği sorulur. Titov soruyu şöyle cevaplar. Hayır, tersine şimdi komünist pozisyonu destekleyen kanıta sahibiz. Uzaya gittim ve Tanrı'yı görmedim. Bu Tanrı'nın var olmadığı anlamına gelir. Alper Bilgili bunu ele alarak diyor ki, din bilim tarafından kolayca yanlışlanan öğretiler bütünü olarak tasvir edilir bu olayda. Bu anlatıya göre bilim, korkarak yıkılmayı bekleyen dinlerin üzerinden bir buldozer gibi geçmiştir ve geçmeye devam edecektir. Bırakın biyoloji profesörü olmayı, bir lise öğrencisinin aldığı biyoloji eğitimi bile dinlerin yanlışlığını göstermeye yetecektir. Din bu görüşe göre irrasyonel insanların sığındığı, rasyonel insanlara hitap edemeyen bir öğretiler bütünüdür. Ve Titov burada korkuluk safsatası yapmıştır diyor sayfa 35'te. Titov dinleri olabilecek en sığ ve absürt bir şekilde resmetmekte ve aslında böylece bir korkuluğa karşı savaşmaktır. Yani din sanki işte Tanrı'yı görürüz biz uzaya çıksak diyormuş gibi ve çıkınca görmediğinde din çürümüş gibi. Böyle bir korkuluk safsatası halinde nakledilmiştir. Aslında bu bilinç altında söylenen algı böyle çok da yerleşmiştir. Dinler işte yıkılmayı bekliyor. Bilim de işte buldozer gibi buldukça dinler yıkılıyor. Buldukça dinler yıkılıyor filan gibi böyle bir mantalite var. Sayfa 35. Yeni ateizme göre din ve bilim demiş. Onlar Tanrı'nın var olduğu yönündeki iddiaları ikna edici bulmayan ve literatürde negatif ateizm olarak bilinen görüşü de benimsemezler. Yeni ateistler. Dahası yeni ateistler dini kendisine karşı mücadele edilmesi gereken ve mümkünse toplum hayatından tamamen silinmesi gereken bir öğretiler bütün olarak görürler. Bu bakışla onlar militan olarak tasvir edenler olmuştur. Sayfa 37'de onun aynı zamanda toplum ve bireyi yaşamı için son derece tehlikeli öğretiler içerdiği fikri yatmaktadır tabanında. Yani din kendisine karşı savaşılması gereken bir şeydir. Hani beni ikna etmiyor falan değil. Din kendisine karşı savaşılması gereken bir şeydir. Yeni ateist görüşe göre. Yeni ateistlere göre dinler topluma zarar veren, uygarlaşmayı engelleyen, özgür düşünceyi yasaklayan ve en önemlisi de bilimi baltalayan kurumlardır. İnkarda bunun böyle bir daha şiddetli olmasının ve övgü malzemesi falan olduğunu düşündükleri için böyle bir ateizm tipi yaygın ve bununla havalı oluyor. Yani daha ateist olmak daha havalı vesaire oluyor. Ve bu iddiaları ele alacak. Yani yeni ateistlerin bu iddialarını kitap boyunca ele alacak. Yine Dawkins sayfa 40'ta her ne kadar Kur'an'ı hiç okumadığını itiraf etse de İslam'ı kötülüklerin anası olarak görür. Yeni ateizmin önemli ismi Harris 11 Eylül'e İslam'ın yol açtığı fikrini yüzeysel bulan Amerikalı filozof Noam Chomsky eleştirmesi ve Amerikalı muhafazakar ve İslam karşıtı siyasetçiler Ben Carson ve Ted Cruz'un Müslümanlara yönelik sert politika önerilerini savunması İslami terör sorununu çözmek için işkencenin dahi gerekli olduğunu iddia etmesi bu anlamda dikkate değerdir. Evet. Ve gene bu teoride evrim teorisi sadece doğada canlılığın nasıl başladığını ve geliştiğini açıklamakla kalmaz. Ahlak ve dinler dahil olmak üzere her şeyin açıklaması olarak öne sürülür. Ve gene din-bilim çatışması bağlamında şunu söylemiş. Kilise gibi dini kurumlar, halife memun gibi dini otoriteler, Mendel ve Lemaître gibi bilimle uğraşan din adamları bilimsel devrimin en büyük isimlerinden olup İncil'i daha iyi anlamak için İbranice, Yunanca, Süryanice öğrenen Robert Boyle ve daha niceleri yeni ateist literatürde kendilerine yer bulamaz. Buna karşın Galileo ve Darwin'in bilimsel çalışmalarına getirilen itirazlar bağlamından kopartılarak din-bilim çatışması tezine uyacak şekilde sunulur. Yani aslında bilime katkı sağlayan dindarların böyle listesini vermek tabii ki zor. Yani bu ateizmin çok yaygın bir şey olmadığını bilmek lazım eskiden. Yani sizin bilim adamı diye saydığınız insanların neredeyse hiçbirisi eski dönemde ateist değildi. Özellikle 19. yüzyıl öncesindekiler için söyleyebiliriz bunu. O yüzden böyle bir çatışmanın varsayılması aslında komik olur. Yani tarihten hiç haberi olmayan insanlar için belki mümkün olur. Mesela şey sorulmuştu bana. Antik Yunan filozoflarından işte dindar olan var mı? Ben dedim ki ya ateist olan yok. Ben bilmiyorum yani ateist olan. Hani ateist olduğu iddia edilenler var. İşte atomcular gibi vesaire. Onun dışında diğerlerinin tamamının çok güçlü dini inanç. Özellikle Platon, Aristoteles vesaire bağlamında alacaksanız işte Pisagor, Thales, ne bileyim Anaximenes, Manus dini atıfları olan yazarlar. Ya böyle bir algı yaratılıyor. Anladın mı? Tarihte bir haber olan insanın din bilim çatışması varsa din bilim nasıl gelebilir ki 19. yüzyıla kadar? Yıkılır yani. Demek ki bu bilimi gene dindar insanlar yaptı. Ateist değildi bu insanların hiçbirisi. Kopernik değildi mesela yani. Anladınız mı? Ve benzeri. Bunun listesi çok uzun sürer yani yapılmaya çalışılsa. Sayfa 44. Stark'a göre sadece Robin Hood hikayeleri okuyan bir kişi ortaçağ hakkında ne kadar bilgi edinebilirse yeni ateist literatürden beslenen bir kişi de teoloji hakkında o kadar bilgi edinebilir. Evrim teorisinin en önemli savunucularından olan ateist felsefeci Michael Ruse da benzer bir şekilde Dawkins'in Tanrı Yanılgısı adlı eserinin felsefeye giriş veya dine giriş eserlerinden bile geçemeyecek kadar yüzeysel ve hatalı olduğunu belirtir. Hakeza Turan Dursun da biraz böyle değil mi? Turan Dursun oku, dini öğrenirsin kanka, yeni ateist şeyle. Turan Dursun ateistleri bile çok kötülerinden, yani çok hakikaten bayağı kötülerinden. Onu oku, dini öğrenirsin falan diyor adam mesela.
Yeni ateistlerin öne çıkan bir diğer özellikleri sayfa 45'te üsluplarıdır. Gürültücü ve kavgacıdırlar. Örneğin Darwinci evrim teorisinin doğru olduğunu kabul eden Papa II. John Paul, ikiyüzlülükle bir dindarın evrimi kabul edebileceğini iddia eden Rus gibi ateist felsefeciler ise yalancılıkla itham edilmiştir. İlerleyen yaşlarında bilimin verilerine atıfta bulunarak Tanrı'nın varlığına ikna olduğunu belirten 20. yüzyılın en önemli ateist felsefecisi Anthony Flew, satılmış veya delirmiş olmakla suçlanmaktadır. Yani o üsluplarındaki saldırganlık. Hani bir adam zaten makul, işte akıllı bir davranışla dindar olamaz. Öyle bir fanusun içinde yaşıyorlar ki bizim tabir ettiğimiz şeyle. O fanusun içinde böyle ses yankılana yankılana imkansız bir şey. Yani tamam, ya gerizekalıdır dinle uğraşan birisi ya da para kazanmaya çalışıyor. Mesela bizim hakkımızda ekşi sözlükte yapılan yorumlar bile böyle. Dinden para kazanmanın çok karlı olduğunu anlamış birisi falan yazıyor adam. Çünkü onun kafasında normal bir din algısı yok ki. Onun kafasında dine giren bir insan aslında bu nedir yani? Kapalı toplum özelliğidir. Yani dışarıda bir insanla tanışmadığı için bir insan dine giriyorsa ya aptaldır ya cahildir ya da şey, dini kullanmaya çalışıyordur. Vesaire. Böyle bir şeyin içinde yaşıyorlar. Halüsinasyonun içinde yaşıyorlar. Kendilerini toleransın ve açık fikrin temsilcisi olarak sunan bu kişiler, Flev'in görüşlerindeki samimiyete inanmak yerine onun akıl sağlığını yitirdiğini iddia etmişlerdir. Sosyolog Jürgen Habermas, yeni ateistlerin bu kavgacı yönüne dikkat çekerek onları militan seküler olarak andığı sınıfa dahil etmiştir. Şengör'de yeni ateistlerden farklı olarak şiddetli bir demokrasi eleştirisine rastlamaktadır. Türk jeolog demokrasiyi tehlikeli bir sistem olarak görmekte, Türkiye gibi ülkeler için seküler elitlerin yönetimde olduğu oligarşik bir sistemi savunmaktadır. Nitekim Şengör'e göre aksi yaşandığı için 1946'dan sonra Türkiye idaresi tam cahillerin eline geçmiştir. Bu demokrasi mevzuda ayrı uzun konuşulacak bir mevzu. Burada girmek istemiyorum. Peki sayfa 49. Acaba Celal Şengör'e göre bilime olan sevgisi nedeniyle mi dine karşı bu kadar öfkeli ve önyargılıdır? Yoksa dine karşı olan öfkesi nedeniyle mi bilime yanaşmakta, bilimi kendisine kalkan olarak kullanmaktadır? Bunu aslında çok güzel bir örneğin Newton'da görebilirsiniz. Newton hakkında konuşurken mesela Celal Şengör, mesela Newton tahkir ederek konuşuyor. Aslında yaptığı buluş büyük olmasına rağmen, dindar olması hasebiyle Newton tahkir ederek konuşuyor. Ben birkaç videosuna denk gelmiştim böyle. Gizli gizli böyle bir konuşuyor. Bu açıdan bu tespit, bu bölüm bence güzel olmuş. Şöyle diyor, bilimin tek rehber olduğu ve hani bu yeni ateizme örnek olarak Celal Şengör'ü seçtiği için o söylemleri de aslında buranın üzerinden göstermeye çalışıyor. Celal Şengör'e göre bilimin dışında sayfa 50, rehber aramak sadece hatalı değil, aynı zamanda tehlikelidir de. Aslında bu yargı bilimsel bir yargı olmamasıyla tutarsızdır. Ve gene 1980 darbesinde sonrası işte işkencelerle mahkumlara dışkı yedirilmesi olgusunu açıklarken, açıklamaya çalışırken, çünkü gorillerin de dışkı yediğini söylemiştir. Ve şöyle demiş. Bir gün San Diego hayvanat bahçesinde goriller birbirlerine dışkılarını ikram ediyorlardı. Onlar da bizim gibi primatlar, gayet güzel, hiçbir şey de olmaz. Demiş. Hatta kendi muhtemelen dışkısını yemesi sorusu da bu konu üzerinden gelmiştir. Aslında orası unutulup burası şey oluyor. Bu husus daha şey, usulî bir konu. Yani bununla bir ahlaki yapı inşa ediyor. Yani size dışkınızı zorla yedirirlerse, goriller dediği için bunda bir beis yoktur. Bu aslında kendi dışkısını yemesinden daha fazla eleştiriliği hak eden bir konu. Bence sadece o husustan eleştirildiği için şanslı. Çünkü burada direkt fikri eleştirilir. Bunu nerede? Çağlayan dışkı yedirmek işkence değildir isimli bir habere atıf yapmış. Ve goriller de yediği için onlara dışkı yedirilmesi makul oluyormuş bu ahlak tipine göre. Evet, esasen bilim doğayı anlamamızı sağlayan bir araçtır diyor Alper Bilgili. Ancak bilim bize Şengör'ün düşündüğü gibi doğada gördüklerinizi kopyalayın, taklit edin demez. Böyle bir önermesi yoktur zaten. Böyle bir önerme bilimsel değildir. Hakeza. Bilimin bize mahkumlara dışkı yedirilmesinde bir sakınca olmadığı yönünde rehberlik ettiğini farz edelim. Şimdi dilerseniz Şengör'ün bu çıkarımının sonuna dek tutarlı bir şekilde savunulması durumunda bilimin rehberliğinin nelere izin vereceği üzerine uzak bir zihin egzersizi yapalım. Örneğin bonobo maymunlarında yetişkinlerin çocuklarla cinsel ilişkiye girmeleri sıradandır. Şengör'ün doğadan ve bilimden rehber edinme yöntemini benimseyen bir kişi aynı mantıkla pedofiliyi meşrulaştırabilir. Veya bazı örümcek türlerine atıfta bulunarak bir kadının eşini yemesini meşru görebilir. Zira hayvanlar alemini atıfla insanlar için hırsızlığı, tecavüzü, cinayeti, ensest ilişkiyi dahi ahlaki bulabilir. Oysa böyle yapmıyorlar. İşin gerçeği, bu tür eylemlerin ahlaksızlık olarak nitelendirmek için insan ile hayvan arasında ontolojik statülerinde bir fark olduğunu varsaymak gerekir. Bunu defalarca şey yaptık değil mi? Hayvanla insan arasında bir fark inşa etmiyorsanız ahlak inşa edemezsiniz. Kötülük problemi videosunun sonunda konuşmuştuk bunu. Bilim, insanın bilinç sahibi ve zeki olduğunu söyler. Ancak bu insanı üstün bir varlık yapmaya yetmez. Neden zekayı üstünlüğün belirtisi olarak ele alalım ki? Neden hızlı koşan değil de daha zeki olan üstün olsun? Yani bilimsel olarak da bu ontolojik üstünlüğü inşa edemeyeceğiniz için ahlak inşa edemezsiniz. Yani insan daha zekidir, tamam, daha hızlı
koşan niye daha üstün değil? İnsan hayvandan farklı bir varlıktır ve hayvan davranışlarının üzerinde bir davranış göstermesi gerekir demeniz lazım ki bir ahlak inşa edebilirsiniz. Fakat burada seçimi nasıl yapacaksınız? Bunu da bilimsel yapamıyorsunuz. Bilimsel ahlakın imkansızlığı bağlamında güzel örnekler bunlar. Oysa insanların diğer canlılardan farklı ve üstün olduğu yönündeki görüşün bilimsel bir desteği yoktur. Evet, bu konuyu biraz daha açalım. Ateist, ahlak felsefecisi Peter Singer, isimler doğru mu telaffuz ediyorum çok bilmiyorum, milliyetlerini bilmedim, hatalı telaffuz edebilirim, çok önemli değil bence. Benzer bir tartışmaya girişir ve insanların hayvanlardan üstün görülmesini sorgular. Singer, buradan yola çıkarak hayvanlar yerine anne babasız bebeklerin ve zihinsel engelli bireylerin de ölümcül bilimsel deneylerde kobay olarak kullanılabileceğini söyler. Yani mesela hayvanları nasıl deneylerde kullanıyoruz? O zaman insanları da kullananlara bir şey dememiz lazım. Josef Mengele mesela Nazi doktoru insanları kobay olarak kullandığında bu inşayı, bu üstünlük inşasını kuramadığınızda, insan hayvandan daha değerli ve daha üstün bir varlıkları kuramadığınızda buna itiraz edememeniz gerekir. Bu üstünlüğü de bilimsel olarak ispat edemezsiniz. Ve bilimsel bir ahlak aslında mümkün olmaz. Yeni ateizmin iddiasının aksine. Noah Harari de hümanizmin insanların diğer canlılardan özel olduğu inancına dayandığını ifade eder. Örneğin, hemen hepimiz insanların hayatlarının, ineklerin hayatlarından üstün olduğuna yönelik bir inanca sahibiz. Harari, bu tür inançların dinsel kökenlerine işaret ettikten sonra dini inancın sorgulanması durumunda insanların özel varlıklar olduğu inancının da sorgulanması gerektiğini iddia eder. Evet, sonuçlarına götürmüş mü onu bilmiyoruz. Ve Dawkins de hakeza, insan hakları, insan asaleti, insan yaşamının kutsallığı gibi varsayımların da gerçekte karşılığı yoktur. Bunlar dinlerin uydurduğu türcü varsayımlardan ve illüzyonlardan ibarettir. Gene İngiliz biyolog, insanların doğayı örnek almaması, Darwinist bir dünyada yaşamaması gerektiğini de şunlarla özetlemiştir, yani tutarsızlığını gösteriyor. Ben hastaların bakıldığı, güçsüzün kollandığı, ezilenin gözetildiği bir toplumda yaşamak istiyorum. Bu da anti-Darwinist bir toplumdur. Yani bütün bu bilimsel inşalar buradaki sağduyuya geldiği zaman pat diye çarpar ve bir tutarsızlığa dönüşür. O yüzden zaten diyoruz bilimsel bir ahlak inşa edilemez. Mümkün değildir. Hem de bilimin böyle bir iddiası yoktur zaten. Kitabın ilerisinde bunu tartışacağız. Mesela insan yaşamı kutsaldır ilkesini doğadan ve bilimden devşirememesine rağmen benimsiyor insanlar. Sayfa 57. Schengör farkında olmasa da hemen her eylemi mübah olduğu bir dünyayı savunmaktadır. Özellikle bu gorillerin dışkısını yemesinden darbecilerin dışkı yedirmesi olgusunu savunması bağlamına geçildiğinde. Ki bence bu felsefi olarak çok düşük bir şey. Yani iddia tipi. Biz mesela bunu şey yapıyoruz, savunanlar olmuştur filan diye mesela adam diyor ki bu çok düşük değil de bu çok düşük bir felsefi şeydir, yapıdır yani. Bunun çok üstünde felsefeler üretildi eski çağlarda bile. Schengör, bilimin rehberliğini kullanarak tesettürün demokratik hak olarak savunulmasının hatalı olduğu sonucuna varır. Bakın şimdi. O vücudun güneş görmemesinin biyokimyasal açıdan insan bedenine zarar vereceğinden ve vücudun havalanması gerektiğinden bahsettikten hemen sonra tesettürün dişiyi saklanması gereken bir mal düzeyine indirerek bireyin ötesinde toplum yaşamına zarar verdiğini söyler. Tesettürün insan ve toplum yaşamına zararlı olduğuna dolayısıyla onu yasaklamanın demokrasiye aykırı olmadığına hükmeder. Bu durumda şu soru akla gelecektir. Demokrasiler sağlığa zararlı her eylemi yasaklamalı mıdır? Bu durumda iyi bir demokraside baklava yemek yasaklanmalı, düzenli spor yapmayanlar cezalandırılmalıdır. Evet. Hatta bir bakış açısı mevcut bilimsel bulgulara atıfta bulunarak güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalmanın elde edilen D vitaminini yok ettiğini ve ultraviyole ışınlarının cilt kansere yol açabileceğini hatırlatarak güneş altında yarım saatten fazla bikini giyilmesinin yasaklanması gerektiğini savunabilir. Ve sayfa 58'de haklı olarak son yargısını söylüyor. Görünen o ki Schengör bilimin ne dediğiyle ilgilenmekten ziyade kendi ideolojisine doğru bulduğu bireysel ve kültürel normlara bilimsel destek aramaktadır. Ve şöyle diyor Celal Şengör üzerinden, bilimin tek rehber olması gerektiği iddiasını sayfa 59, ikna edici kılma gayreti yatmaktadır. Diğer yeni ateist yazarlar gibi o da bilim insanları topluluğunda yaşanan tartışmalara değinmemekte, bilimi tartışılmaz teorilerden oluşan tüm bilim insanlarının uzlaşı içinde olduğu verilerin her türlü ön yargıdan uzak bir şekilde değerlendirildiği bir uğraş olarak resmedilmektedir. Yani bilim tamamen nesnel, bilimi yapandan bağımsız ve hiç kimsenin ihtilaf etmediği, herkesin hemfikir olduğu bir sahaymış gibi tasvir ediliyor. Bunun üzerinden de tabii din tenkidi oluşturmaya çalışıyor. Veya felsefe tenkidi oluşturmaya çalışıyor. Yani bu yeni ateizm gerçekten felsefi olarak çok zayıf olduğu için felsefelere de genelde saldırı niteliği var. Aslında bizde çok bilinmemesine rağmen bizde bilim ve felsefe birlikte övülür. Ama çok kaba bir pozitivizm yani bu. Hatta bu yüzden sosyal bilimlere saldırarak insan bilinci olduğu için vesaire diye
bir şeyler inşa etmeye çalışmışlar. Mesela Celal Şengör şöyle bunu açıklamış. Bir Toplum Nasıl İntihar Eder isimli kitabında. Bilimde bir insanın yanlışını bulduğunuz zaman, bir mantık hatası yaptığını yakaladığınız zaman veya varsayımının çuvalladığını gösterdiğiniz zaman onu ve bilimle ilgili herkesi memnun edersiniz. Çünkü açığını yakaladığınız kişinin amacı haklı olmak değil, gerçeği öğrenebilmektir. Açığı yakalanan kişi açığında ısrar etmek yerine onu hemen terk edip açığı olmayan bir düşünce geliştirmeye, doğayı anlamak için yeni yollar aramaya başlar. Aslında Celal Şengör'ün Big Bang teorisiyle ilgili ateizm mevzu aslında bunun böyle olmadığını çok rahat bir şekilde gösteren bir örnek. Ve Alper Bilgili burada tabii bilim üzerinden de buna itiraz ediyor ve diyor ki örneğin kuantum teorisinin farklı yorumların olduğunu, evrim teorisini savunanlar arasında üzerinde uzlaşılmayan önemli noktaların bulunduğunu duymuş olmalıdır. Yani bilim böyle kendisine hiç ihtilaf olmayan bir mevzu değildir. Ancak daha önemlisi Şengör iyi bir bilim insanı olarak bilimsel teorilerin savunucularının teorilerini yanlışlayan verilere rağmen görüşlerinden hemen ve kolaylıkla vazgeçmediklerini bilmelidir. Yani biliyor olmalı bunu. Hatta Larry Laudan gibi bilim felsefecilerinde belirttiği gibi belli oranda tutuculuk bilimin ilerleyişine katkı sunmaktadır. Bununla ilgili mesela merdiven teorisi denir ya, sıçramalı ilerler bilim. Buna da atıfla şöyle diyor. Mesela Lakatos, Newton mekaniğine inanan bir bilim insanının gözlemlere karşı nasıl pozisyon alacağı üzerine görüşlerini şu şekilde ifade eder. Yani gözlemi görünce hemen böyle bilimsel teori falan değişmez. Bilim de böyle bir şey değildir. Önce muhalif gözlem teori içerisinde açıklanmaya çalışılır. Bununla ilgili güzel bir örnek vermiş. Demiş ki, Newtoncu bilim insanının yeni keşfedilen bir gezegenin yörüngesiyle ilgili hesaplamalar yaptığını varsayalım. Yeni bir gezegen keşfedildi ve bu yörüngeyle ilgili hesaplamalar yapılıyor. Bilim insanı Newton fiziğini kullanarak bu gezegenin yörüngesiyle ilgili bir öngörüde bulunur. Eğer bu öngörü başarısız olursa bilim insanı Newton mekaniğine güvenini yitirecek midir? Hayır. Newton mekaniğine derin güven duyan bilim insanı teorisinden şüphe duyup onu terk etmek yerine başka bir gezegenin ilk gezegenin yörüngesini etkilediğini iddia eder. Yani başka bir gezegen vardır, muhtemelen yörüngesini engelliyor, o yüzden benim öngörüm tutmadı der. Ancak iddiasının ikna edici olması için bu ikinci gezegenin varlığını göstermesi gerekir. Bunu başarmak için teleskopu olan bir astronomdan yardım ister. Diyelim ki astronom da varsayılan gezegeni gözlemleyememiş olsun. Yani bu ikinci gezegen yok. Böyle bir yörüngeyi bozan bir gezegen yok. Bu durumda bilim insanı Newton fiziğinden şüphe duymak yerine daha büyük bir teleskop bulmaya çalışır. Devamında ikinci teleskopla da gözlemleyemezse, burada aslında ikinci bir gezegenin olduğunu ama kozmik bir toz bulutu nedeniyle sağlıklı gözlem yapılamadığını iddia eder. Diyelim ki bilim insanımız bir fon bulsun ve var olduğunu iddia ettiği kozmik toz bulutunu aşmak için uzaya bir uydu fırlatsın. Bu uydu ikinci gezegenin gözlemleyemese bilim insanımız Newton mekaniğini gene terk etmez. Bu durumda o bölgedeki uyduları bozan bir manyetik alanın varlığını savunabilir ve bu manyetik alanın varlığını ispat etmeye çalışır. Yani teoriyle çalışan her gözlem teorinin terk edilmesi için uzun bir süreçten sonra olur. Hatta bununla ilgili Kuhn'un bilim felsefesine işte sıçramalı merdiven tarzı. Neden? Çünkü bir teori kabul ediliyor, gözlem geliyor, açıklayamıyor, başka bir gözlem geliyor, açıklayamıyor, başka bir gözlem geliyor, açıklayamıyor. Hatta bununla ilgili dedim ki genç bilim insanı bu teoriyi terk eder ve başka bir teori geliştirir. Aslında başka bir teori geliştirildiğinde bu teori terk edilir ve bu gözlemleri de açıklayabilir olduğunda bilimsel bir veriye dönüşmüş olur. Böyle hani bilimsel işte bir şey bulduk hemen vazgeçtik falan gibi bir şey işte vesaire. Mesela burada olsa kıvırtıyor, din adamları kıvırıyor bizim ateistlerin bakış açısına göre. Değil mi? Zannediyorlar ki biz işte her gözlemle çeliştiğimiz, mesela gözlemle teorinin çelişmesinde nasıl teoriyi terk etmiyorsan bizim İslam'a karşı aslında bunların getirdiği itirazlar da böyledir. Ufak tefek bir itiraz getiriyorlar, biz onu açıklıyoruz. Başka bir şey getiriyor. Onu da açıklıyoruz. Teorinin içinde açıklayabiliyoruz bunları. Teoriyi aslında muhalefet bile edemiyorlar. Çünkü biz mesela buradaki örnekte ikinci gezegendeki yörüngeyi buluyoruz başka yerden. Ve bununla ilgili örnekler getiriyoruz. Kur'an'dan başka ayetler getiriyoruz. Hadisler getiriyoruz. Kendi usulümüz içinde deliller getiriyoruz. Buna kıvırma diyor. Mesela aslında bu da kıvırmadır. Ve bu yapılır. Bilim felsefesinde yapılır, yapılmak zorundadır. Açıklamaya çalışsın, elindeki teoriyi şak diye her şeyde terk etmezsin yani. Çünkü o teori sana bir sürü birikimle geldi, birçok şeyi açıkladı. Değil mi? Mesela İslam da öyle. Biz İslam'ın içine öyle bir şeyle girdik ki her şeyi bize böyle nasıl diyeyim 100 bin delille bilmişiz, bu teorinin içine girmişiz. Sen bu teoriye bir yerden itiraz ettin de bizim bunu terk edeceğimizi sanıyorsun. Hayır, biz senin o verdiğin itirazı açıklamaya çalışırız teorinin içinde. Açıklayabildiğimiz zaman terk etmeyiz. Aslında insan rasyonel bir varlıktır. Gerçekten çürütemeyeceğimiz deliller ortaya koysanız biz de bu dinden çıkarız. Anladınız mı? Bu hususta aslında insan düşünme tipi böyledir. Yani bilim, din, felsefe çok farklı değildir yani. İnsan böyle düşünür. Ve aslında muhalif deliller çok netleşmesine rağmen ki şahıs açıklayamadığını bilmesine rağmen o görüşte kalmaya devam ediyorsa aslında art niyetlidir. Veya kötü niyetlidir veya dogmatiktir veya şeydir. Mesela Celal Şengör'ün Big Bang'i kabul etmeyerek ateizm savunması yapması gibi bu aslında art niyet gösterir. Biz mesela bu güçle delilleri hiç inkar etmiyoruz. Veya bir felsefeci
bir teori oluşturdu ve bu teorinin kendi kafasına, hayatına dair çok şey açıkladığını düşünüyor. Fakat aksi çok güçlü delilleri görmezden geliyorsa artık bu art niyettir, bu bağnazlık, bu dogmadır. Ben şahsımdan bunu söyleyeyim. Ben İslam'a dair hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Elhamdülillah. Schengör'ün bir bilim insanı olmasına rağmen bilimi bu şekilde tasvir etmesi tesadüfi değildir. O, doğa bilimleriyle uğraşan bilim insanlarının ön yargısız ve delilin gittiği yere giden bir nevi duygusuz makineler gibi sunarak sokaktaki insana şu önemli mesajı verir. Sayfa 65. Doğa bilimi, sosyal bilimler ve diğer bilgi türleri gibi tartışmalı duyguların karıştığı bir alan olmadığı için rehber edinilmeyi hak etmektedir. Diğerleri hak etmiyor. Böyle bir algı yaratmak için bunu yapmaya çalışıyor. Oysa Nobel ödüllü fizikçi Max Born, 20. yüzyılın başında dahi fizikçilerin Newton fiziğinin doğruluğundan şüphe etmeyecek şekilde eğitim aldıklarını anlatır. Yani aslında bilim de böyle ilerlemiyor. Yani çünkü bu dönemde artık Newton'un hafif terk edilmeye başlaması ama hiç şüphe duymayacak şekilde eğitildiklerini Max Born söyler diyor Alper Bilgili. Sayfa 66'da. Max Planck Einstein'a bilimin cenazeden cenazeye ilerlediğini söylerken benzer bir dirence işaret eder. Yani artık cenaze haline geldiği zaman, hiçbir şey açıklayamaz hale geldiği zaman, gözlemlerle tamamen uyumsuz olduğu zaman terk edilir. Dinler de böyle terk edilmiştir aslında tarih boyunca. Değil mi mesela? Pagan dinlerin mesela çoğunun, yani tabii pagan kelimesini bugünkü anlamıyla işte biz bugün şeyine de bir pagan diyebiliriz. Ama klasik anlamıyla mesela antik Yunan dininin terk edilmesi aslında açıklayamaz. Ki bu vakayla uyumsuz olması sebebiyle zaten tarih boyunca terk edilir. Dinler onların iddia ettiği gibi böyle şeyler olsaydı tarih boyunca terk edilirdi. İnsanlar bunu yavaş yavaş terk ederler. Yani insan topluluklarının sarahaten hatalı menfaate dış bir şeyin peşinde gittiklerini düşünmek çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü insan davranışları böyle değildir yani. Ben böyle davranmam, sen de böyle davranmasın. Topluluklar da genelde böyle davranmazlar. Tek tük böyle insanlar çıkar ama genelde böyle olmaz. O zaman burada çoğunluğun hatalı şeylerin peşinde olduğunda heva unsurunu falan devreye sokmak gerekir. Bu bambaşka uzun bir okuma tipi olabilir belki. Ama bilimin bu özelliğini gösterilmesi önemli. Çünkü Türkiye'de çok yanlış anlaşılıyor bu. Bilimin cenazeden cenazeye ilerlediğini söylerken benzer bir dirence işaret eder Max Planck. Planck, bilim dünyasındaki direnci şu şekilde açıklar. Bu deneyim bana aynı zamanda bence dikkate değer bir gerçeği öngörme fırsatı sağladı. Yeni bir bilimsel gerçeklik ona karşı çıkanları ikna ederek ve onların ışığı görmelerini sağlayarak değil, ona karşı çıkanlar en sonunda öldükleri ve ona aşina yeni bir nesil büyüdüğü için galip gelir. Yani bu tasvirin, Celal Şengör'ün yaptığı tasvirin ne kadar saçma olduğunu göstermesi açısından çok güzel bir örnek bence. Evet, sayfa 68. Nazilerin bu eylemlerini Celal Şengör'ün iddia ettiği gibi bilim sosyologlarının değil, Şengör'ün de makul bulduğu doğayı taklit etme öğretisinin neden olduğunu görecektir. Hani hatırlanacağı gibi Şengör 1980 darbesi sonrası cezaevinde uygulanan işkenceleri hayvanlar alemini atıfla meşrulaştırıyordu. Buna benzer bir şekilde Naziler de hayvanlar alemini atıfla birçok insanlık karşıtı eylem işlemişlerdi. Nazi ideoloğu Martin Stemmler, herhalde böyle okunuyor, devlet tarafından finanse edilen eserinde doğada eşit haklardan söz edilemeyeceğini, Nazilerin de ırksal temizlik için doğayı örnek alması gerektiğini, hatta doğa kadar acımasız olunması gerektiğini vurgulamıştır. Aslında çok vurgulamıyor ama bu bilimcilik ve pozitivizm 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptığı şeylerin tamamen melidir. Bu sonucu vermiştir. Terk edilmesinde de bu çok etkili olmuştur. Yani özellikle aydınlanmacı iyimserliğin ve pozitivist öğretinin terk edilmesinde 2. Dünya Savaşı'nın tecrübesi çok etkili olmuştur. Bizim Türkiye'de çok yaygın bilim konuşulmuyorlar olsa dahi böyledir bu mesele. O yüzden biz sürekli bunu örnek veriyoruz. Evet. Türk jeolog, Kuhn ve feminist bilim sosyologlarını eleştirirken Karl Popper'in bilim anlayışının çok daha isabetli olduğunu belirtmiştir. Schengör, bilimin tek rehber olarak görülmesi gerektiğini savunurken bilimsel olmayan bilgi türlerini ve onları hurafe olarak tasvir etmektedir. Oysa hatırlanacağı gibi Popper, bilimsellik kavramına böyle bir anlam yükletemez. Popper'in metafizik öğretilerin bilimsel olmadıklarını iddia ettiği doğrudur. Öte yandan Popper, bu metafizik iddiaların doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili bir yorumda bulunmaz. Metafizik bir iddia bilimsel olmayıp doğru olabilir. Tıpkı bilimsel bir iddianın yanlış olmasının mümkün olması gibi. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Mesela yanlışlanabilirlik kaidesinden yola çıkarak mesela şey yapmaya çalışıyorlar, konuşmaya çalışıyorlar. Şimdi diyelim ki Tanrı vardır önermesi bilimsel bir önerme olmasa, bu onun geçersiz ve anlamsız olduğu anlamına gelmez. Yani bir şeyin bilimsel olması başka bir mevzudur, doğru ve yanlış olması başka bir mevzudur. Bir şey bilimselken hatalı olabilir, bilimsel değilken doğru olabilir. Bunu tasvir ediyor ve diyor ki örneğin Batlamyus'un dünya merkezli astronomisi Popper'ci kriterlere göre bilimseldir. Çünkü yanlışlanabilir. Ancak Batlamyus'un teorisi Popper'in bilimsellik kriterlerini sağlamasına rağmen yanlıştır. Bilimsellik yanlıştır. Yani bu geçiş çok sağlıksız yapılıyor bizim zihinlerde. Bir şey bilimselse doğrudur, bilimsel değilse yanlıştır. Böyle bir şey yok. Bir şey bilimselse hatalı olabilir, bilimsel değilse doğru olabilir.
Yani Popper, bilimsellik kavramını bir övgü sözcüğü, bir doğruluk ifadesi olarak kullanmaz. Schengör ise Popper'in bilimsellik ile kastettiğini yanlış anlamış, bilimsel olmayanın ciddiye alınmaz olduğunu iddia etmiştir. Hatta bölümü başladı, Popper anlamamış bir Popperci. Örneğin ona göre canlıların Tanrı tarafından yaratıldığı fikri test edilemeyeceği için Popper'in bilimsellik kriterini karşılamaz. Dolayısıyla Schengör'e göre bu iddia aklı başına hiç kimse tarafından ciddiye alınmamalıdır. İlginç bir örnek daha vermek gerekirse Popper sonradan fikrini değiştirdiyse de uzun süre Darwin'ci evrim teorisinin bilimsel olmadığını, metafizik bir iddia olduğunu savunmuştur. Görünen o ki Schengör, Popper'in kriterlerine göre bilimsel olmayan iddiaları bilimsel olarak yanlışlanmış iddialara eşitlemek eğilimdedir. Yani bu ikisi aynı şey demek değildir. Bilimsel olmayanla bilimsel olarak yanlışlanmış şey aynı anlama gelmez. Schengör, sayfa 73, bilimsel metotla elde edilmeyen bilgi türlerinin meşruluğunu reddeder. Ona göre bilim hiçbir şeye güvenmez, her şeyi sorgular. Bilimsel bilgiyi inancın tam karşısına yerleştirir. Ve sadece dini bilgiye değil, sosyal benzeri olmak üzere sosyal bilimlere de antipatiyle yaklaşır. Yani bu mantıkla her şeyi sorgular vesaire, her şeyi sorgulamayan da doğru değildir gibi düşünürsek gibi bir geçiş yapayım. Örneğin Celal Şengör'ün eşinin hazırladığı yemeği yemesi dahi mümkün olmayacaktır. Şengör'ün elinde eşinin onu bilerek zehirlemeyeceğine dair hiçbir bilimsel veri yoktur. Eşinin kendisini zehirlemeyeceğini düşünür ancak bu bilimsel bilgiyle elde edilmiş bir kanı değildir. Şöyle ki bilimin kendisi birçok kabul üzerine yükselir. Örneğin sayfa 74'te. Örneğin akli melekelerin manipüle edilemediğini ve algılarının kendisini yanıltmadığını varsayar. Einstein, bilimin dünyanın rasyonel yasalarla işlediği ve insan tarafından bu yasaların anlaşılır olduğu inancına dayandığının altını çizer. Einstein'a göre bu inançlar dini bir duyguya benzer. Yani bilimin üzerinde yükseldiği bir önceki videoda da konuşmuştuk. Zaten bu kabuller kendisi bilimsel değildir. Ve gene şöyle Einstein'ın mektubundan alıntı yapmış. Ancak şunu itiraf etmeliyim ki bu yasalar hakkında bilgimiz kusursuz ve tam değildir. Bu nedenle esasen doğada her şeyi kuşatan yasaların var olduğuna yönelik inancımız bir tür imanın üzerine inşa edilmiştir. Sayfa 76. Bilimin tek rehber olması durumunda Nazilerin nükleer silah projesinde çalışan büyük fizikçi Heisenberg'i hangi zeminde eleştirebiliriz? Bilim tek rehber olduğunda Hitler Almanya'sında Dr. Mengele tarafından yürütülen ve 900 kadar çocuğun ölümü ve ciddi sakatlığıyla sonuçlanan deneyler nasıl kınanacaktır? Bilimin hangi teorisi, hangi dalı bu eylemleri yasaklamaktadır? Evet, mesela şu da güzel bir şey. Bunu daha önce şey yapmıştık. Hayat yaşanmaya değer midir? Ya da ne zaman yaşanmaya değerdir? Tıp bu soruyu sormaz. Yani bu bilimsel bir soru değildir. Mesela ahlak inşa etmeye çalışıyorsan, daha önce de bunu şeyde, yani bilimsel ahlak şeyinde, ahlak olmalıdır önermesini bilimsel olarak ispatlayamazsınız. Ahlak olmalıdır, ahlaka göre yaşanmalıdır önermesi dahi bilimsel olarak ispatlanabilir değildir. Herkese evrim üzerinden ölmeme üzerine bir inşa yapıyorsanız, ölmemenin daha iyi olduğu ile veya daha gerekli olduğu, onun için yaşanması gerektiği de ispatlanabilmiş bir şey değildir. Bilimsel olarak ispatlanabilir değildir. Ölmek belki daha iyidir başkasına göre. Yani böyle bir şey savunulabilir. Vesaire vesaire. Yani bilimsel bir ahlak, ahlakın en temel sorularına bile cevap veremez. Evet, yeni ateistler. Cengör'ün bu tutarsızlığının yeni ateistler tarafından da paylaşıldığını unutmamak gerekir. Onlar da doğa bilimlerinin tek geçerli ve meşru bilgi kaynağı olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuş, geriye kalan her türlü bilgi türünü bilimsel metotla test edemedikleri için irrasyonel olarak kabul etmişlerdir. Aslında bu insan zekasını da indirgemektir yani. Çünkü bu cümlelerin tamamı zaten irrasyoneldir. Bu bilimsel olarak ispatlanabilir bir cümle değildir. Çok basit bir tutarsızlık ama nedense buna cevap vermek için ısrarla söyleniliyor. Bernard Russell, bilim ve din ilişkisini ele aldığı kitabında sayfa 78, bilimin değerler konusunda söyleyebileceği hiçbir şey yoktur. Sevmek, nefret etmekten daha iyidir ya da iyilik zorbalıktan daha çok istenir gibi önermeleri tanıtlayamaz. Mesela bu da problem yani, değil mi? Sevmek daha iyidir. Öldürmemek öldürmekten iyidir. Bunu tanıtlayamazsın bilimsel olarak. Çünkü daha iyi ile ilgili bir şey söylemez bilim. Bu yüzden ahlak inşa edemez. Böyle bir iddiası da yoktur zaten. Ve bu çelişki çok sık rastlanır diyor yeni ateist yazarlarda. Mesela Noah Harari'nin Sapiens'inde Harari bu eserinde insan hakları, özgürlük, eşitlik gibi kavramların bizim yarattığımız mitler olduğunu iddia eder. Ancak hemen sonra Hindu toplumlarındaki eşitsizliklere dair eleştirel bir yaklaşımda bulunur ve insanlık onuruna aykırı koşullardan yakılır. Bu tutarsızlıklar çok sık gösteriliyor. Çok rahat yani göstermek eserlerde. Michael Ruse, Richard Dawkins ve Edward Wilson. Ahlaki eğilimlerimizin arkasında evrimsel süreç yatmaktadır bunlara göre. Bu zaten böyle, şimdi evrimin böyle bir iddiası yok. Yani böyle bir varsa, doğru kabul edilse dahi böyle bir iddiası yok. Çünkü değer atfetmek çok başka bir şey. Yani bu oluyor demekle bu olmalı demek arasında çok dağlar kadar fark var. Birincisi bilimin konusudur, bu oluyor. İkincisi olmalı, ahlakın konusudur. Ve ahlakın konusunda burada bir sıçrama var ve bu sıçramanın tabanı boş. Hiçbir ederi yok. Böyle bir geçiş olamaz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Atıyorum, doktorlar hastalara sert davranıyor. Bu bir tanıtlama cümlesidir. Anketini yaparsınız, gözlemini yaparsınız vesaire. Doktorlar hastalara sert davranmalıya geçemezsiniz olgudan. Olgudan değere geçilmez.
Bu bir sıçramadır, hiçbir anlamı yoktur. Yani boş sözden ibarettir. Birincisi zaten temel boşluk budur bilimsel şeylerin tamamındaki. Ahlak iddialarının evrimsel olanda zaten çok daha majör problemler yaşarsınız. Yani hiç kimsenin kabul etmeyeceği ahlaki şeylere varırsınız. Sonuçlara bunlarla ilgili bir davranış sınırı çizemez size. Daha uzun konuşulabilir. Eserde de ben kitapta da bunu biraz ele aldım. Kısaca şey yaptım, orada da tenkit ettim. Evet, bilim ve anlam diye bir bölüm açmış sayfa 83'te. Hayatın anlamı. Anlam kaybını meydana getirdiğinden bahsetmiş. Gen bencildir. Richard Dawkins bu eserde biz insanların diğer tüm hayvanlar, bitkiler, canlı bakteriler ve virüsler gibi hayatta kalma makinelerinden ibaret olduğumuzu iddia eder. İngiliz biyolog başka bir eserinde sadece insanların hayatlarında derin bir anlam aramanın değil, evrenin var olmasının arkasında da bir anlam aramanın gerekli olduğunu iddia eder. İşte biz bu anlam ve amaç aşkındır. Yani bir şeyin amacı kendisinin dışındadır. Top oynamanızın amacı top oynamak değildir. Önce Frankl'ın eserinde insanın anlam aramasında bunu ele almıştık. Nazi işkencesinde yaşamış bir psikiyatrdır Viktor Frankl ve çok güzel bir eseri var. O videoyu izlerseniz çok fazla faydalı olacağını düşünüyorum. Anlam nesneye içkin değildir. Anlam dışarıdadır. Ve bu yüzden dünyanın anlamı yoktur. Eğer ahiret yoksa. Ve anlam yoksa onun da bir anlamı yoktur. Konuşan herkes bir anlam varsayar ve bir iç tutarsızlık yaşar. Mesela Dawkins bu eseri niçin yazdı? Bir anlam atfettiği için yazdı. Oysa anlamı olmadığını kendisi kabul ediyor. Bu aslında bir tutarsızlıktır. Fiille kabul arasında bütün halde bir tutarsızlığı beslemek zorunda kalırsınız. Böyle bir anda, hayat anlayışında. Çünkü hayatınız boyunca her fiilinizde, her konuşmanızda, her sözünüzde, her yazınızda bir anlam varsayarsınız. Oysa dersiniz ki anlam yoktur. Bu çok tutarsızdır yani. Bu iddianın sonuçları sanıldığından daha korkunçtur diyor Alper Bilgili. Bu durumda hayatını insanların iyiliği için adamış bir doktorun köle ticareti yapan bir aristokrattan farkı kalmayacaktır. İkisi eşit olmuştur. Ve tabii anlamsız bir dünyada neden anti-Darwinci iyilikler yapalım sorusu öne şey gelecek. Her Dawkins, Russell ve Schenger bilimden bu tür mesajlar çıkarsalar da bu mesaja uygun bir yaşam sürmezler. Hepsi eserlerinde çok yüce bir amaç olduğunu, işte insanlığı aydınlatacağını filan öne sürerler. Örneğin Schenger, bilimin ilerlemesi için yatırım yapılmasını desteklemekte, Türkiye'nin ilerlemesini engelleyen kırsal bir ruhu şiddetle eleştirmektedir. Schenger'in ve diğer yeni tesislerin göremedikleri, belki de görmek istemedikleri, bilimin gelişmesi gerektiği görüşünün dahi bilimsel bir çıkarım olmadığıdır. Ne güzel. Doğa bilimleri Beethoven'ın Serdar Ortaç'tan daha iyi bir bestekar olduğunu ispatlayamaz. Sayfa 87. Yaşayan en önemli evrimsel biyologlardan olan Francisco Ayala'nın da altını çizdiği gibi Dawkins ve yeni ateistler bu hatayı işleyerek, yani bilimi kendi uzmanlık alanı dışında konuşmaya zorlayarak bilime iyilik değil kötülük yapmaktadırlar. Sayfa 89. Bilimin ve toplumun düşmanı olarak din bölümün adı. Dinlerin kökeni üzerine. Celal Şengör'e göre iyi eğitim almış bir insanın dinleri ciddiye alması kabul edilmez. Bu çok yaygındır. Turan Dursun'a da şey yaptık, hatta bize bile geliyor mesela, doktormuş bir de filan. Hani doktorsa nasıl dindar olabilir filan. Böyle bir saçma algı, bundan bahsedecek. Schenger, dinlerin ortaya çıkışıyla ilgili tartışmada isimlerini zikretmese de ilk dönem sosyologlarının ve antropologlarının bugün hayli tartışmalı olduğu düşünülen tezlerini savunmaktadır. Bu tezler dinlerin ortaya çıkışını açıklamak için bugün ilkel olarak kabul edilen topluluklara bakmakta, boş kalan yerleri spekülasyona açık yorumlarla doldurmaktadır. Evet, Comte'un çok tanrılı dinlerden tek tanrılı semavi dinlere doğru evrilen ve dolayısıyla insanlar tarafından yaratılan din görüşünü benimsemiştir. Bu durumda dinlerin ortaya çıkışını bir yıldırımdan korkan ilkel bir insanın cehaletiyle açıklamak mümkündür. Burası hakkında konuşacağım. Boşlukların tanrısı olarak adlandırılan tanrı fikrini akıllara getirecektir literatürdeki. Tanrı fikri bilgi eksikliğimizin bir sonucudur. Bu görüşü benimseyen düşünürlere göre bilimsel bilginin artmasıyla tanrıya olan ihtiyaç yok olacaktır. Şimdi bu Comte'un bu kavramlaştırması sonrasında Durkheim ve Freud'la işte daha nispeten işte Freud'un Totem ve Tabu eseriyle nispeten sistemleşmiştir. Bugün dinler tarihinde bir geçerliliği var mıdır Freud'un? Şöyle söyleyeyim, Freud'a şöyle bakabilirsiniz. İnşallah ileride anlayacağız. Karganın böyle şeyi gibidir Freud'un kuramı. Karganın burnu gibidir. Böyle tarla tapan işleriyle uğraşmış birisi varsa bilir. Karga karpuzu o gagasıyla gagaladığı zaman o karpuz çürür. Freud'un kuramının girdiği yer böyle oluyor. Dinler tarihinde de bu kuramını buraya sokmuştur. İşte ilkel insan vesaire şeyini. Sadece tabii Freud'a da bağlanmaz bu da. Bu Comte'un tasvir ettiği şekliyle kabulü de problemli. Hani bunu belki savunabilirsiniz ama Comte'un, Auguste Comte'un tarih okuma tipi ve ilerlemeci tarih okuma tipi aslında 1850-1920 arasında kalmış bir şeydir. Yani bu tarz bir tarih okuma metodu bugün çok şey değil, kabul edilir değil. Bu ilerlemeci tarih anlayışı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok büyük yıkıntıya uğradı. Yani aydınlanma mantığında bilim gelişiyor. İşte bilim geliştiği gibi ahlak da gelişiyor, insan da gelişiyor, her şey gelişiyor ve gelişmeye devam edecek ve insanlık çok daha iyi bir noktaya gidecek diye düşünüyorlardı. Oysa 2. Dünya Savaşı'nın o travmatik durumu, insan ahlakının hiç de gelişmediği, tamamen parçalayıcı bir şeye dönüştüğü, bu çok ciddi bir felsefi sarsıntı yarattı Batı dünyasında. Bu metinler bizde okunmuyor.
Onu söyleyeyim. Bu metinler bizde okunmuyor. Biz komutun bu teorisinin hala Türkiye'de mesela adam tek gerçek sanıyordu mesela. Biz işte çekmiş bunu. Ben dedim ki bak terk edilmekte olan bir görüş. Bununla ilgili itirazlar malumdur. Dedi kimse bunu söyleyen bir kişi bile yok dinler tarihinde. Ya bu kadar aslında yakın dönem metinlerden de uzak bir grupla tartıştığımız için bu meseleleri konuşuyoruz aslında bence. Yani bu tarz mitler çok yıkılıyor onu söyleyeyim. Özellikle yakın dönemde ben dinler tarih açısından Eliade'yi çok öneriyorum. Çünkü bayağı vergensin ediyor bunlara. Freud Durkheim kuramlarına. Kuşkusuz diyor Alper Bilgili bu iddia da korkuluk safsatasına güzel bir örnektir. Dinleri olabilecek en sığ ve absürt şekilde nakletmektir. Yani Yıldırım vardı korktu ona tanrı dedi filan. Çok şeydir yani indirgemecidir. Mesela Joseph Campbell Müslüman olmamasına ve hatta bütün dinleri öyle görmesine rağmen o bile böyle bir indirgemeciliği kabul etmez yani. Çok basite indirgemektir bu dinleri. Ha, burada zaten şey yapmış. Schengör'ün, August Comte'un, Durkheim'ın ve Freud'un dinin kökenleriyle ilgili 1-2 asır önce kabul görmüş ancak uzun süredir önemli eleştirilere maruz kalan teorilerini sorgulamadan kabul ederek literatürdeki gelişmelerden haberdar olmadığını ispatlamıştır aslında Schengör bunu söyleyerek diyor. Ve tabii Schengör tarikatının mukallidi olan YouTube sayfaları da takriben böyle dinini anlatıyorlar. Devam edelim. Ha, bir de şu var. Yıldırım'dan korkarak bir dini inanç oluşmuş. Bu bile dini çökertmez ki. Yani bu dinin olmadığını ispatlamaz onu söyleyeyim. Böyle bir saçmalığa kabul etsek bile. Yani çünkü Yıldırım korkusunu din rahatlatıyorsa ki Alper Bilgili burada şey yapmış. Buradan okuyalım. Sayfa 94. Tersine inanan bir insan Tanrı'nın dininden kendisine belli psikolojik rahatlama ve huzur sunmasını bekler. Yani Yıldırım dinmesi, Yıldırım korkusu konusunda Müslüman insanı rahatlattıysa bu. Yıldırım sesini duyduğunda dini inanç. Bu dini çürütmez. Ya bilakis fayda, mesela böyle şey yapıyorlar ya, faydasından bahsettikleri zaman dinin bunun için uyduruldu. Hayır, sen uyduruldu düşüncesini verili kabul ediyorsun. Yani bununla ilgili tartışmıyorsun. Aslında biz uyduruldu meselesini tartışıyoruz. Ve bir şeyin faydalı olması onun uydurulduğunun delili olmaz. Bilakis biz dinin faydalı olmasını bekleriz zaten ki faydasız olduğunda da tenkit ediyorsunuz zaten. Bakın burada gene iki türlü bir safsata yapılıyor. Birisi faydalı olduğunda bundan uyduruldu diyorsunuz. Faydasız olduğunda faydasız, yani size göre faydasız olduğunda faydasız saçmadır, o zaman gene inanmayız. Aslında siz her şekilde inanmıyorsunuz, bunu verili alıyorsunuz. Ondan sonra önünüze gelen şeyi buna göre yorumluyorsunuz. O yüzden bu bir fikir değildir. Evet, İbrahim'i dinlere göre Tanrı zaten insanları kendisinden önce rahat ve huzur bulacak şekilde yaratmalıdır. Yani bu doğru değildir ama doğru olsa bile zaten dini çürütmez. Özetle insanların çaresizlikleri sonucunda Tanrı'ya yönelmelerinden hareketle dinlerin ve Tanrı'nın insan icadı olduğuna yönelik bir argüman geliştirilemez. Sayfa 95. Milyonlarca insanın savaşlarda ölümünden sorumludur din demiş. Bunun üzerinden böyle bir iddia da bulunmuş. William Kavanagh, dini şiddet miti adlı eserinde bu mitin ulus devleti meşrulaştırmak üzere yaratıldığını, seküler dünya, ulus devleti yani Vestfalya sonrası dünyayı üzerinden konuşulabilir. Ulus devletin meşrulaştırılması gayesiyle savaşların dini olmayan nedenleri göz ardı edilmiş ve bu savaşlar dini savaşlar olarak tanımlanmıştır. Kavanagh, dinlerin etkili olduğunun düşünüldüğü dönemlerde dahi aynı dine, hatta aynı kiliseye mensup siyasi güç odaklarının kendi dini görüşlerini paylaşan kişilere karşı başka dini görüşleri benimsemiş siyasi odaklarla yaptıkları ittifaklara dikkat çekmektedir. Mesela 16. yüzyılda Katolik Fransızlar, Kutsal Roma İmparatoru Katolik Şalken'e karşı Müslüman Osmanlılar ile defalarca ittifak kurmuşlardır. Hakeza burada işte Vestfalya barışlarına sebep olan savaşta da biliyorsunuz İngiltere ve Ortodoks ülkeler Papalığa karşı savaşırken, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na karşı savaşırken Fransızlar Katolik olmalarına rağmen Protestanlarla beraber savaşmıştır. Siyasi çıkar kaynaklı. Aslında bu savaşların çoğunun dini değil. Yani o savaşın mesela zahir nedir? Protestan Katolik savaşıdır. Aslında öyle değildir yani. Bakıldığında öyle olsaydı Fransızlar oraya katılmazdı. Siyasi şeyleri vardır bunların. Arka planları vardır ve bu meşrulaştırmak için bu şekilde dini gösterilmiştir savaşlar diyor. Güç elde etme, ekonomik çıkar ve benzeri. Bunlara atıf yapılmış. Ve bununla ilgili bir istatistik çalışma da vardı yanlış hatırlamıyorsam ama şu an o burada var mı bilmiyorum. Herkese milliyetçilik çok daha fazla savaşa neden olmuştur ve şu önerme de bir sıçramadır, bilimsel değildir muhataplar açısından. Böyle bir iddiaları var ya, bilimsel olmayan her şey safsatadır. O zaman bir şey savaşa neden oluyorsa o kötüdür önermesi gene bir sıçramadır, bilimsel bir ispata muhtaçtır. Bu mantık, ya bu mantık tamamen safsatadır, onu söyleyeyim yani. Her cümlelerine bu itirazı yapabilirsiniz. Bu söylediğim bilimsel mi değil mi? Tam bir safsatadır yani mantık olarak. Hani zırva diyor ya, zırvadır yani. Böyle bir sıçrama yapamazsınız. Böyle olursa savaşa neden olan her şeye kötü diyecekseniz bütün değerleriniz bunun içine girer. Sizin değer üzerine atfettiğiniz şeyler bile. Şöyle diyeyim, çoğu göçebe kavim kadın için savaşırdı, kadına düşman olsak. Ve ayrıca bütün bunları, yani bu dinler savaşa sebep oluyor diyor ya, ya 100 yılda 200 milyon öldürmüş bir medeniyeti savunarak yapıyor bunu adam. Yani 100 yılda, son 100 yılda 200 milyon insan öldürmüş. Sekülariteyi savunarak
Din tenkidi yapıyor adam ve savaş üzerinden yapıyor bunu. Ya bu çok komik bir aymazlıktır yani, onu söyleyeyim. Evet, devamında demiş ki ateist Pol Pot'un, Mao'nun, Stalin'in milyonlarca kişiyi öldürmesinden ateizmi sorumlu tutmayan yeni ateistlerin. Demiş yani eğer oradan dini sorumlu tutuyorsanız buradan da ateizmi sorumlu tutmanız lazım Mao, Stalin ve Pol Pot'un yaptıklarından. Dinlerin bilimi engellediği iddiası sayfa 99'da. Batı'da bilime en büyük finansmanı kilisenin sağladığını unutmuş görünmektedir. Yani dinin bilimi etkilediği. Gerçekten de kilise çok ciddi bir şekilde. Özellikle Umberto Eco'nun eserlerinde Orta Çağ'a dair yapılan bu mistifikasyonun güzel gösteriyor. Orta Çağ sizin sandığınız gibi veya size karikatürize edildiği gibi bir dönem değil. Hatta Orta Çağ bildiğin Rönesans dediğiniz dönemin hazırlayıcısıdır. Vesaire vesaire, bunun üzerine uzun konuşulur inşallah ileride. Oxford ve Cambridge üniversiteleri takip etmiştir 12. yüzyılda kullanan üniversiteleri. İslam dünyasında 972 yılında Kahire'de ilk üniversitenin temelleri atılmıştır. Tüm bunlar sosyolog Rodney Stark'ın üniversitelerin dinlerin ürünü olduğu iddiasını desteklemektedir. Özellikle Batı için çok doğrudur. Yani Batı tipi akademinin kaynağı kilisedir. Ve doğa bilimleri de öğretilmektedir burada diyor. Müfredat dini eğitimle sınırlı değildir. Bu da doğrudur. Orta Çağ'da sırf Almanya'da çeyrek milyona yakın öğrenci Grek-Arap bilimiyle ve felsefesiyle tanışmıştır. Evet, naturalizmin bilimde egemen olması hayli yeni bir hadisedir. Evet, Viktoryen dönemin sonlarına dek, yani 19. yüzyılın sonlarına kadar bilim tanrı gibi doğaüstü güçleri yokmuş gibi icra edilmemekte, sunulmamaktaydı. Tarih bölümünde Matthew Stanley'in de dikkat çektiği gibi, bilimin çoğunluğunun seküler bir dil benimsenmeden yapılmasına karşın naturalist bilim anlayışının evrensel ve ezeli zannedilmesidir. Darwin'in Türlerin Kökeni isimli eserinde teorisini yaratıcı ile ilişkilendirmesini ele alalım demiş mesela, örneğin. Yani bilim böyle bir dille yapılmıyordu, bu yeni bir şeydir. Biyoloji bölümünde görev yapan bir öğretim üyesi, dindar da olsa Darwin'i örnek alarak bitirme projesinde yaratıcıya atıfta bulunan öğrencisini uyaracaktır. Bugün bilim insanından beklenen tanrı yokmuş gibi davranmasıdır. Yani böyle bir dil kullansanız bugün yadırganacaktır. Ve bunun metodolojik bir gereklilik olduğunu iddia edeceklerdir. Tanrı'nın varlığını kabul eden bir dil benimseyen bilimsel çalışmalar gerçekten bilimsel olmamakla itham edilmektedir bugün. Oysa bilimin en prestijli isimleri çalışmalarında Tanrı'ya atıfta bulunmuşlardır. Sayfa 101'de. Örneğin Isaac Newton, evrenin sonsuz olup olmadığını ve atomun parçalanıp parçalanmadığını Tanrı'nın sıfatlarıyla ilişkilendirerek tartışır. Schengen'in disiplini olan jeolojinin kurucu eserlerinden sayılan Felsefenin İlkeleri adlı kitapta Descartes'in sürekli Tanrı'nın varlığını atıfta bulunması, yine Schengen'in çok saygı duyduğu Buchland'in bilim eserlerinde Tanrı'nın iyilik, lütufkarlık, yücelik gibi özelliklerine atıf yapmakla kalmamış, jeolojinin verilerinin kutsal kitapları nasıl desteklediğini göstermeye çalışmıştır. Bu kişilerin bilim insanı, onların eserlerinin de bilimsel sayılmaması durumunda bilim tarihini 19. yüzyılın son çeyreğinden başlatmak gerekir. Yani bilim tarihindeki bu dil yeni gelişmiş bir dildir diyor. Schengen'in İslam'ın bilimi engellediği iddiası, bir yandan İslam ülkelerinin 14. yüzyıldan itibaren bilime sırtlarını döndürdüklerini ifade etmektedir Celal Şengör. Schengen'in 14. yüzyıldan itibaren bilimden uzaklaşıldığı iddiası doğru kabul edilse de, İslam toplumlarının neden 7. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında bilime sırtlarını dönmedikleri, tersine bilime büyük ilgi duydukları merak konusudur. Yani bunun açıklanması gerekir. Burayı ben açıklayayım birazdan. İslam ile 7. yüzyılda tanışana dek bilim sahnesine yer almayan Arap toplumlarının ondan sonraki 7 asır boyunca bilime ve felsefeye yaptıkları büyük katkı nasıl açıklanabilir? Bu söyleniyor yani. Son birkaç yüzyıldır Müslümanlar bazı şeylerde geri kaldığı için işte İslam bunları geri bıraktı. Ya bu çok saçma bir sözdür. Tamam, mesela bunu hadislerle problemi olan insanlar da yapıyor. İşte gelenek bizi geri bıraktı. Ya bu gelenek dediğin şeyin galibiyetlerinden başka bir şey yok ki İslam tarihinde. Yani Nebi Aleyhisselam döneminden bir yüzyıl sonra başlayan ve bütünüyle İslam geri duruma düşene kadar belki 1500'lü yılları bile verebilirsiniz bu tarihe. Bu tarihe kadar Müslümanların, ki daha ileriye de götürülür o, onu da söyleyeyim yani, o Osmanlı'nın en zirve dönemleri 1500'lü yıllar. Müslümanların, bizim Ehl-i Sünnet dediğimiz ekolünün kazanımlarından başka bu zaferleri açıklayacak başka bir şey yok ki. Siz sadece ilerideki mağlubiyeti bu tarafa yaftalayarak, yapıştırarak bir şey bulmuş olmuyorsunuz. Bu aradaki süreçte değişen bir şey bulduğunuzda belki onun neden olduğunu iddia edebilirsiniz. Aksi halde bütünü zaten buna ait görüyorsanız, ki böyle bir ayrıma gitmiyorsunuz, böyle bir şeye, en azından Ehl-i Sünnet olmayanlar bağlamında bir tenkit olarak getirildiğinde saçma olur böyle bir tenkit getirmek. Herkese İslam'ın bilime düşman olduğu manasında veya İslam'ın Müslüman toprakları geri bırak manasında bir itiraz zaten saçma ötesi saçma olur. Çünkü Araplar zaten neydi ki İslam onları nereye getirdi? Değil mi? Arapça okutuluyordu diye konuşuyoruz şimdi işte Avrupa'da. Neydi ki Araplar İslam gelmeden önce buraya gelebildiler?
Ve haricam buraya gelmelerinde İslam mani olmadıysa neden sonraki mağlubiyet işi yapıyorsunuz? Ya bu sadece istediğini seçmedir yani. Ben bir şey söyleyeceğim, ona bir şey bulayım, kulp bulayım gibi bir anlam ifade eder. İslam medeniyetinin bilim dünyasına yaptığı katkılarının bir özeti dahi bu kitabın hacmini aşacaktır. Ben şeyde Ankara'da Millet Kütüphanesi'ni gezerken Almanca bir eser gördüm. Yani tabii içeriğini okuyamadım için 80 cilt de eser. İslam bilim tarihi üzerine. Mesela 3 cilt kimya, işte 5 cilt biyoloji vesaire şeklinde yapılmış bir eser. Şey yapmak lazım yani, bunun üzerine de çalışmak lazım. Yani büyük bilim tarihçisi Fuat Sezgin'in İslam toplumlarının geri kalmasını dine değil Moğol istilası gibi sosyopolitik gelişmelere bağladığı üzerine konuşmuş. Şengör'ün şöyle demiş sayfa 105'te, Şengör'ün inancıyla bilimsel bir teori çatışırsa, Şengör'ün evrenin sonsuzdan beri var olduğuna ve sonsuza dek var olacağına dair görüşüdür. Aynen şöyle demiş, nerede? Ateizm tanrı fikrinden tutarlıdır. Celal Şengör aşağıda şeyi koymuş. Bu şeyin linkini sayfa 106'da. Peki ateistlerin bu durum karşısında takındıkları tavır nedir? Kainatın sonsuzdan beri var olması problemiyle ilgili konuşuyor. Bunun cevabı bizim milletli Anaximandros M.Ö. 6. yüzyılda vermiştir. Kainatın ve zamanın ne başı ne sonu vardır. O aperyondur, yani sınırsızdır. Big Bang teorisini reddetmektedir. Şengör'ün bu görüşlerini akademik bir makalede sunması durumunda üyesi olduğu bilimsel topluluklardan nasıl tepki alacağını tahmin etmek güç değildir. Ve burada Alex Wilenkin, yaşayan en prestijli kozmologlardan biridir diye şey yapmış sayfa 107'de. Derler ki bir argüman makul insanları ikna eder. Bir kanıt ise makul olmayan insanları dahi ikna etmeye yeter. Şimdi kanıtlar ortadayken kozmologlar ezeli bir evren olasılığının arkasına daha fazla sığınamazlar. Kaçış yok. Kozmik bir başlangıç problemiyle yüzleşmek zorundalar. Evet, kuşkusuz Şengör'ün evrenin sonsuzdan beridir var olduğunu ve sonsuza dek var olacağını iddia etmesi bile Şengör'ün bilimi dine karşı bir silah olarak kullandığını, yeri geldiğinde bilime aykırı izahları benimsemekten çekinmediğini göstermeye yetecektir. Akla, bilime, tarihe aykırı da olsa her argüman Celal Şengör'ün kabulüdür. Yeter ki bu argümanın dine karşı kullanılabileceğini düşünsün. Evet, yani Celal Şengör'ün doğruluğu bilimsel şekilde kanıtlanan şeyden de ateizm için vazgeçinden bahsediyor. Sekülerleşme ve bilim üzerine yapılan bir çalışmadan bahsetmiş. Demiş ki Amerika'nın buraya kaynağını falan koymuş, sayfa 111'de bakabilirsiniz. En prestijli 21 üniversitesinde yürüttükleri çalışmalarda genel kanının aksine bilim insanlarının çoğunluğunun din ile bilim arasında çatışma olmadığına inandığını göstermektedir. Ve din ile bilimin çatışmayacağını, çünkü farklı alanlarla, farklı sorunlarla ilgilendiklerine dair görüşü desteklemektedirler. Bu araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta, daha seküler ailelerde yetişen bilim insanlarının bilim ile din arasında bir çatışmanın var olduğu inancını benimsemeye daha yatkın olduklarıdır. Yani sosyal çevrelerinde öğrendikleri şeyleri bilimden öğrendiklerinden çok sosyal bilim, sosyal çevreden öğrendikleri şeyler yatmaktadır bu inancın altında. Ve şöyle geniş bir çalışma burada kaynağını da koymuş. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Tayvan, Hong Kong, Türkiye ve Hindistan'da biyologlar ve fizikçilerin dini görüşlerini konu edilen kapsamlı bir başka araştırmaya göre. Mesela Türkiye ayağında 684 bilim insanı ile yapılmış görüşme. Sayfa 113'te var. Hong Kong, Türkiye, Hindistan'da bilim insanları en az bilim insanı olmayan kişiler kadar dindardır. Verilere göre bu ülkelerden Tayvan, Hong Kong ve Hindistan'da bilim insanları bilim insanı olmayan kişilerden daha çok ibadet etmektedir. Tayvan, Hong Kong ve Hindistan'da. Türkiye'de ise eşit bulunmuştur. Haftalık ibadetlere katılma anlamında bir farklılık gözlenmemiştir. Batı Avrupa ve Amerika'da ise daha yüksek şey var. Bilim insanlarının dinden kopukluğu daha yüksek. Şengör'ün bilim sekülerleştirmeyi beraberinde getirdiği tezi zaten Batı dünyasından gözlemleyerek oluşturulmuştur. Bu nedenle bu tezin Batı Avrupa'da doğrulanıyor gibi görünmesi doğaldır. Aslında kültürel psikoloji açısından bu tarz söylemler çok şey, kültürel psikoloji üzerine eserler okuyabilirsiniz. Çünkü Batı tecrübesini evrenselleştirme gibi bir iddiadadır. Ve orada yaptıkları gözlemlerin evrensel insanı işaretlediği iddiasında olmuşlardır. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında bunu Freud kuramı için, psikanaliz kuramları için vesaire de söylenebilir. Bu genellemelerden birisidir bu. Burada Hristiyanlık etkisi yüksektir fakat buna girmeyeceğim. O yüzden devam edelim. Evet. Ve Celal Şengör'ün bir röportajından şey yapmıştı. Bunu ben de kendim izledim. Sayfa 120'de. Şöyle soruyor. Ateist olduğunuzu söylüyorsunuz Şengör. Evet, ama yeni bir şey değil. Kendimi bildim bileli. Soru, kendinizi bildiğiniz bileli. Şengör, kendimi bildim bileli. Soru, yeni gelişen bir şey değil veya okuduğunuz bir şeyle ilgisi yok. Şengör, hayır. Küçük çocukluğumdan beri. Soru, ama siz bir ateist olarak. Şengör, bana saçma geliyordu çünkü. Soru, ne saçma geliyordu size? Şengör, efendim ben çok küçükken bana masallar okunuyordu. O masallarda cadılar falan vardı. Ben çok korkuyordum ve bana diyorlardı ki korkma, bu doğru değil. Bu bir masal nihayetinde. Ondan sonra dini öğrenmeye başlayınca orada işte cehennemde melekti falan. Bunlar nerede diyordum, bunlar yok. Diyordum bunlar da masallardaki yaratıklar gibi. Bunlar da hayali. Hayır diyorlardı, bunlar değil. Peki nerede, cevabı yok. Alper Bilgili bu röportajı alıntılayarak demiş ki, Şengör'ün inançsızlaşma serüveni bu röportajda anlatıldığı gibi geliştiyse, onun inançsızlaşmasında bilimin bir etkiye sahip olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet.
Yani çok saçma bir din algısı. Gene dine saman adam safsatası yapmış. Yani din sanki görünmüyorsa Allah yoktur falan gibi bir saçmalıktan aslında neşet alan ve böyle devam eden bir ateizmi var. Ama bunu çok böyle müthiş bir fikirmiş gibi önümüze sürüyor. Schenger birçok zamanda olduğu gibi burada da naturalizm ile bilimi karıştırmaktadır. Naturalizm doğa dışında gerçeklik olmadığını iddia eden felsefi bir pozisyondur ve bilim değildir. Yani bu güzel. Sağlıklı rasyonel bir değerlendirme yapacak yaşa gelmeden Tanrı'nın var olmadığına ve dinlerin uydurma olduğuna dair yüzeysel bir akıl yürütmeyle hükmetmiş. Daha sonra bu görüşünü biliminin sonucu olarak sunmaya çalışmıştır. Sayfa 121. Schenger'e göre eleştirmeden kabulü telkin eden her sistem dindir. Bilim ise bunun tam zıttıdır. Kriterlerin işte bilimsel çalışmayla ilgili katkılarından bahsetmiş. Yani dini illa dışlamak zorunda değildir bilim gibi inşada. Sayfa 128. Ateizmin rasyonel sorgulaması neticesinde ulaşılan bir pozisyon olduğu iddiası da çok tartışma götürür. Literatürde duygusal ateizm olarak anılan pozisyon bu bağlamda önemlidir. Ampirik verilerle de desteklenen çalışmalar göstermiştir ki bu tür zorluklarla başa çıkmakta zorlanan bazı kişiler Tanrı'dan soğumakta, ondan nefret etmekte, en nihayetinde onun olmadığına inanmaya başlamaktadırlar. Bu çok yaygın. Özellikle kötülük problemi bağlamında gelen sorular Türkiye'de, bunlar teolojik sorular değildir aslında, çoğunlukla psikolojik sorulardır. Ve depresyon dönemlerinde özellikle OKB atakları dönemlerinde ben dinden kopuşun çok yaygın olduğuna dair ciddi müşahedelerim var. Bu çok haklı ve bunu rasyonel gibi sunmaya çalışır insan. Evet, daha önemlisi The Atlantic dergisinde insanların ateizme yönelme yaşı 14-16 arasıdır. Türkiye'de de öyledir. Elbette bu yaştaki çocukların ne kadar sağlıklı bir rasyonel sorgulamada bulunacak olgunlukta ve donanımda olduğu tartışmaya açıktır. Röportaj veren ateistlerin hepsi rasyonel sorgulama neticesinde ateist olduğunu iddia etmişse de detaylara inildiğinde duygusal sebeplerin varlığını keşfetmek zor olmamıştır. Çünkü zaten bunlar ergenlik dönemi ve duygusal çalkantı dönemleri. Örneğin Meredith isimli antropoloji öğrencisi antropolojiden öğrendiklerinin kendisini inançsızlaştırdığını savunmuştur. Ancak Meredith daha sonra kendisini taciz eden ve sonra ölen babasının yeniden yaşama dönme ihtimalinin kendisini rahatsız ettiğini, bu nedenle cennetin ya da cehennemin varlığına inanmak istemediğini anlatmıştır aynı röportajda. Aslında hepsi ben rasyonel sonuçlarla buraya geldim diyor ama altını kazıdığınızda bu röportajda sıkça hemen görüldüğü gibi duygusal şeyler aşağıdan çıkıyor. Örnekler var. Freud'un kuramına zaten şey yapmış. Freud'un kuramlarını ayrıca inceleyeceğiz. O yüzden buraya girmiyorum. Bu kişilere göre din statiktir ve farklı yorumlara kapalıdır. Bu aslında çok ciddi bir cehalet göstergesidir. Yani özellikle İslam açısından, çünkü konsil gibi bir olgu yoktur İslam'da. Statik değildir bu yüzden. Hatta Ahmet Arslan böyle İslam çok anarşist bir epistemolojik yapısı var diye tenkit ettiğini okumuştum bir yazısında. Yani o kadar hür ki içtihat denilen şey, bilgisi olan herkes konuşabiliyor ve Hristiyanlıktaki bir otoritenin olmaması bir fikri anarşizm yaratmıştır gibi filan bir tenkit yapmaya çalışmış. Aslında bu onların ne kadar hatalı olduğunu göstermesi bağlamında kullanırım, yoksa bu çok olumlu bir şeydir, onu söyleyeyim. Sayfa 148. Örneğin Schenger'in bilimin ortaya çıkışını ile ilgili iddiasını ele alalım. Schenger'e göre bilimin ortaya çıkmasının nedeni temel olarak dinin yaşam kalitemizi arttıramamasıdır. Schenger aynı eserde bilimin 2500 yıldır hayatımızda olduğunu da belirtmektedir. 2500 yıl deyince bu Thales'e tabii denk geliyor. Bilim de orada başladığı için. Bu durumda dinlerin Schenger'in iddiasına göre yaşam kalitesini arttırmamasına rağmen nasıl olup da 2500 yıldır varlıklarını sürdürdükleri açıklanmaya muhtaçtır. Üstelik dünyanın en çok takipçisi olan iki dini İslam ve Hristiyanlık da bu süreçte doğmuştur. Yani bilim çıktıktan sonra bunlar doğmuştur. Tabii bu bunların tarih okuma tipleri için ciddi bir problem. Yani bilim varsa ve bilim ihtiyacı görüyorsa, din de ihtiyacı görmüyorsa, bilim ortaya çıktıktan sonra tekrar hala yeni din ortaya çıkması ve bunların insanların en yaygın dinleri olması bunlar için ciddi bir problemdir ama pek aldırış edeceklerini düşünmüyoruz. Evet, dinlerin bilimle beraber nasıl var olabildiğini bu anlatının içinde ortaya koymaları gerekir. Dua ve veba işte. Mesela Celal Şengör'ün veba salgını örnek vermiş. Schenger'e göre insanların vebaya çözüm bulamamalarının nedeni bilimsel çözüm aramak yerine Tanrı'ya dua etmemeleridir. Böyle burada yanlış bir dikotomi kurduğundan bahsetmiş Alper Bilgili ve dua etmekle bilim yapmanın birbirini zıtlayan, ikisini beraber yapılamayan eylemlermiş gibi yansıttığından bahsetmiş. Konuyu veba üzerinden ele alacak olursak 8 ile 11. yüzyıl arasında yaşanan salgınlara karşı Luke Roch Radegund gibi Hristiyan azizlere dua etmenin hastalığa iyi geldiğine inanan Hristiyanlar dahi Tanrı'nın hastalıklara tıbbi çözümler sunabileceğini düşünerek tıbba sırtlarını dönmemişlerdir. Herkese zaten karantina uygulamışlardır vesaire. İşte seferleri azaltmaya çalışmışlardır ve benzeri. Burada önemli noktaya şey yapmış. Kur'an'ın sadece, dikkat edilmesi gereken nokta, Kur'an'ın sadece tıp gibi pratik faydaları olan konularda araştırma yapmayı önermemesi, evren ve doğa ile ilgili bilgi edinmeyi genel olarak övmesidir. Bu güzel bir şey. Yani Kur'an'daki övgüler pratik faydalara yönelik değil aslında. Tefekkür etmek, üzerine düşünmek vesaire. Bu çok daha geniş, bak teoriyi de içine alan bir lafızla tavsiyedir demiş. Galileo hadisesi şöyle demiş. Kilisenin Galileo'nun teorisine sadece dini nedenlerle karşı çıktığını iddia etmişlerdir. Teleskopun içinde şeytan var dediğini
öne sürmüştür. Oysa Galileo aslında literal yoruma ve yorumlama tipine karşı çıkmıştır ve kilisenin otoritesini sarsmıştır. Siyasi bir karardır diyor, yani dinden kaynaklanan bir karar değildir diyor. Çünkü Galileo da burada dini iddialarda bulunuyor ve dini yorumlama mahiyetinde bir tartışmadır demiş. Ve itiraz edenler de sadece salt dini şeyle itiraz etmemişlerdir diyor. Eski ahide dayanarak gözleme kategorik olarak karşı çıkmamışlar. Gözlemlerin kendi teorilerini desteklediğine kanaat getirmişlerdir. Yani aslında bugün düz dünyacılar veya dünya merkezi şeyi savunanlar da belli başlı gözlemlere dayanıyorlardı ki bu yaygındır aslında, bilim tarihinde bilinir yani. Onları da destekleyen gözlemler var. Fakat o gözlemleri yanlış yorumlama veya eksik olması, gözlemlerin bütün verilerle uyuşmaması ve benzeri gibi bir husustan bugün bu tercih edilmiyor. Yoksa orada da gözlem sahibi değil yani insanlar. Dolayısıyla Galileo'nun teleskopla elde ettiği verilere karşı çıkanları irrasyonel olarak tasvir etmek doğru olmayacaktır. Hakeza diyor, Galileo'dan önce diyor, Kopernik'in eserinin basılmasını Kardinal Schönberg ve Psikopos Giese gibi Katolik din adamları bastırma konusunda kitabını teşvik etmiştir Kopernik'in. Aslında bunların itirazları biraz da işte kilisenin metin yorumlama tekeline olan bir itirazdır. Bu bağlamda da aslında İslam'ın Hristiyanlığa üstünlüğü, işte metin yorumlamada tekel İslam'da olmaması. O yüzden diyoruz, Batı'da bilim adamlarının belki biraz da Hristiyanlıktan uzak olmasının sebebi bozuk bir din anlayışı, Hristiyanlığın çok bozuk bir din anlayışı olmasıdır. Dawkins'e eleştiriler var sonunda. Belki Tanrı yanılgısını biz inceleyebiliriz direkt. Darwinizm üzerine konuşmuş var. Şu an için bizi bilimsel bağlamda çok, en azından bizim üzerine konuşmak istediğimiz bağlamda çok şey yapmıyor. Bilim tarihinin ideolojik bir şekilde yeniden yazıldığından bahsetmiş. Bence çok faydalı bir eser. Az sayfada çok şey veren bir eser olmuş. Bizim biliyorsunuz kitap kriterimiz şu. Video süresi bölü sayfa sayısı kitabın bizim ne kadar beğendiğimizi gösterir. Burada çok yüksek bir yüzde yakaladığımızı düşünüyorum. Bence oldukça faydalı bir eser olmuş. Sanki bir tweetini görmüştüm Alper Bilgin'in bu kitabı revize edip işte Celal Şengörlü kısımları daha soyutlaştırarak anlatacağına dair. Bence örnek üzerinden gidilmesi, özellikle de popüler bir örnek üzerinden gidilmesi oldukça faydalı, kitabın somut bağlamda anlaşılması açısından bu haliyle daha güzel bence. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.